İkinci kısım Muhtelif bilgiler Bölücüler, bozuk mezhepler Müslümanlar iki kısımdır. Birincisi, ehli sünnet fırkasıdır. Hak olan, doğru olan bu ehli sünnet fırkasındaki Müslümanlar, dört mezhebe ayrılmışlardır. Bunların itikatları, imanları birdir aralarında hiç ayrılık yoktur. İkincisi ehli sünnet itikadında olmayanlardır. Bunlara bidat ehli yani mezhepsiz denir. Şiiler ve Vehhabiler bunlardandır. Zamanımızda İbn Teymiyeciler, Cemalettin Efkani, Muhammed Abduh, Seyyid Kutup, Mevdudiciler, ve tebliğ cemaatçılar ve vehhabiler bidat ehlidirler. Vehhabiler kendilerine beşinci mezhep diyorlar. Bu sözleri doğru değildir. Beşinci mezhep diye bir şey yoktur. Bugün din bilgilerini bu dört mezhepten birinin ilmihal kitaplarından öğrenmekten başka çare yoktur. Herkes kendine kolay gelen mezhebi seçer onun kitaplarını okur, öğrenir. Her işini bu mezhebe uygun yapar. O mezhebi taklit etmiş olur. O mezhepten olur. Herkese, anasından babasından işittiğini, gördüğünü öğrenmek kolay geleceği için, Müslümanlar, anasının babasının mezhebinde olmaktadır. Mezheplerin bir olmayıp, dört olması, insanlar için kolaylıktır. Bir mezhepten çıkıp başkasına girmek caiz ise de yenisini öğrenmek için senelerce çalışmak lazım olur ve eski mezhebini öğrenmek için yaptığı çalışmaları boşuna gitmiş olur. Hem de eski bilgileriyle yenisini karıştırarak birçok işleri yapmakta şaşırabilir. Bir mezhebi beğenmeyerek ondan çıkmak hiç caiz olmaz. Çünkü selef-i salihini tecihil etmek, beğenmemek küfür olur demişlerdir. Şimdi Pakistan'da Mevdudi ve Hamidullah ve tebliğ cemaatçılar ve Mısır'da Cemalettin Efkani ve Kahire müftüsü Muhammed Abduh ve bunun talebeleri Seyyid Kutup ve Reşit Rıza gibi mezhepsiz kimseler ve bunların kitaplarını okuyarak aldananlar Mezhepleri birleştirmeli diyorlar. Dört mezhebin kolay taraflarını seçip toplamalı, İslamiyeti kolaylaştırmalı diyorlar. Kısa akıllarıyla, noksan bilgileriyle bu fikri savunuyorlar. Kitaplarına göz atılınca tefsir, hadis, usul ve fıkıh bilgilerinden haberleri olmadığı çürük mantıkları ve yaldızlı yazılarıyla cehillerini ortaya koydukları hemen görülmektedir. Çünkü 1. Dört mezhep alimleri hükmün müleffık batıldır buyuruyor. Yani birkaç mezhebe birlikte uyarak yapılan bir ibadet bu mezheplerin hiçbirinde sahih olmadığı zaman mezhepleri karıştırması batıl olur. Sahih olmaz. Dört mezhep alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bu söz birliğine uymayan kimse bu mezheplerin hiçbirinden olmaz. Mezhepsiz olur. Mezhepsiz olanın işleri İslamiyete uygun olmaz. Uydurma olur. Dini oyuncak haline getirmiş olur. 2. Müslümanları ibadetleri tek bir yolda sıkıştırmak İslam dinini güçleştirmek olur. Allahü Teala ve onun peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem isteselerdi her şeyi açık bildirirler işler tek bir yola uyarak yapılırdı fakat Allahü Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara acıdıkları için her şeyi açık bildirmediler ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn anlayışlarına göre çeşitli mezhepler ortaya çıktı bir kimse sıkışınca kendi mezhebinin kolay tarafına kayar. Daha da sıkışınca başka mezhebi taklit ederek o işi kolayca yapar. Tek mezhep yapılırsa böyle kolaylık olmaz. Mezhepsizler kolaylıkları topladık sananlar farkına varmadan Müslümanların işlerini güçleştirmiş olurlar. 3. Bir ibadetin bir kısmını bir mezhebe göre yaparken diğer kısmını bu mezhebe göre yapmayıp, başka mezhebe göre yapmaya kalkışmak, birinci mezhep imamının bilgisini beğenmemek olur. Selef-i salihini, rahmetullahi teâlâ ale aleyhi mecmain, tecihil etmenin küfür olduğu, yukarıda bildirilmişti. İbadetleri değiştirmek isteyenler, ehli sünnet alimlerini rahmetullahi teâlâ ale aleyhi mecmain, tahkir edenler, tarihte çok görüldü mezheplerin kolaylıklarını seçip, dört mezhebi kaldırmalı diyenlerin, mezhep imamlarının kitaplarından bir sayfeyi bile doğru okuyup anlayamadıkları meydandadır. Çünkü mezhepleri ve mezhep imamlarının yüksekliklerini anlayabilmek için alim olmak lazımdır. Alim olan cahilce, ahmakça bir çığır açıp insanları felakete sürüklemez. Tarih boyunca ortaya çıkmış olan cahillere, sapıklara aldananlar, felakete sürüklenmişlerdir. 1400 seneden beri, her asırda gelmiş olan ve hadis-i şeriflerle övülmüş bulunan, ehli sünnet alimlerine uyanlar, saadete kavuşmuşlardır. Bizler de, ecdadımızın, o salih, temiz Müslümanların, Allah için, İslamiyetin yayılması için, canlarını veren şehitlerin doğru yoluna sarılmalı, türedi dinde reformcuların zehirli, zararlı yazılarına aldanmamalıyız. Fakat ne yazık ki, Kahire Mason locası başkanı olan Abduh'un zehirli fikirleri, bir yandan Mısır'da Camiül Eser medresesine yayıldı. Böylece Mısır'da Reşit Rıza ve Esher medresesi rektörü Mustafa Meragi ve Kahire müftüsü Abdülmecit Selim ve Mahmut Şeltüt ve Tentavi Cevheri ve Abdurrazık Paşa ve Zeki Mübarek ve Ferit Vecdi ve Abbas Akkat ve Ahmet Emin ve Doktor Taha Hüseyin Paşa ve Kasım Emin ve Hasan Benna gibi dinde reformcular türedi. Bir yandan da üstatları abduha yapıldığı gibi bunlara da ilerici İslam alimi denilerek kitapları Türkçeye tercüme edildi. Cahil din adamlarının ve gençlerin doğru yoldan kaymalarına sebep oldular. Büyük İslam alimi 14. asrın müceddidi olan Seyyid Abdülhakim Efendi rahmetullahi aleyh Kahire müftüsü Abduh İslam alimlerinin büyüklüğünü anlayamamış, İslam düşmanlarına satılmış, sonunda mason olarak İslamiyeti içerden yıkan azılı kâfirlerden olmuştur buyurdu. Abduh gibi küfre veya bidate, dalalete sürüklenenler kendilerinden sonra gelen genç din adamlarını da doğru yoldan çıkarmak için adeta birbirleriyle yarış etmişler. Ümmetimin felaketi facir, sapık olan din adamlarından olacaktır.'' hadisi i şerifinin haber verdiği felaketlere ön ayak olmuşlardır. Abduh 1323 miladi 1905'te Mısır'da ölünce yetiştirmiş olduğu çömezleri de boş durmamış kahr ve gadab-ı ilahinin tecellisine sebep olan çok sayıda zararlı kitaplar neşretmişlerdir. Bunlardan biri Reşit Rıza'nın Muhaverat kitabıdır. Bu kitabında üstadı gibi ehli sünnetin dört mezhebine saldırmış, mezhepleri fikir ayrılığı sanarak ve içtihat usul ve şartlarını taassup ve münakaşa şeklinde göstererek İslam birliğini bozmuşlardır diyecek kadar dalalete düşmüştür. Dört mezhepten birini taklid eden bin seneden beri gelmiş milyonlarca halis Müslümanla adeta alay etmiştir asrın ihtiyaçlarını karşılamayı, dini, imanı değiştirmekte arayacak kadar İslamiyet'ten uzaklaşmıştır. Dinde reformcuların birleştikleri tek nokta, kendilerini gerçek Müslüman ve asrın ihtiyaçlarını kavramış, geniş kültür sahibi bir İslam alimi olarak tanıtmaları, İslam kitaplarını okuyup, anlayıp, Rasulullah'ın varisi oldukları müjdelenmiş ve zamanların en hayırlısı, onların zamanıdır. Hadisi i şerifiyle övülmüş, ehli sünnet alimlerinin yolunda giden hakiki salih Müslümanlara da avam gibi düşünen taklitçiler demeleridir. İslamiyet ahkamından, fıkıh bilgilerinden haberleri olmadığını, yani din bilgilerinden mahrum, kara cahil olduklarını konuşmaları ve yazıları açıkça gösteriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en üstünü imanı doğru olan alimlerdir ve din alimleri peygamberlerin varisleridir ve kalp bilgileri Allah'ın esrarından bir sırdır ve alimlerin uykusu ibadettir ve ümmetimin alimlerine saygılı olunuz onlar yeryüzünün yıldızlarıdır ve Alimler kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Ve fıkıh alimleri kıymetlidir. Onlarla beraber bulunmak ibadettir. Ve talebesi arasında alim ümmeti arasında olan peygamber gibidir. Hadis-i şerifleriyle 1300 seneden beri gelmiş olan ehli sünnet alimlerini mi meth buyuruyor yoksa bunlardan sonra türemiş olan abduhu ve çömezlerini mi övüyor? Bu suale yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap vermekte, Her asr, önceki asırdan daha kötü olacaktır. Böylece kıyamete kadar bozulacaktır. Ve kıyamet yaklaştıkça, din adamları eşekleşinden daha bozuk, daha kokmuş olacaklardır, buyurmaktadır. Bu hadisi şerifler, i şerifler, Teskire-i Kurtubi muhtasarında yazılıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem met ve sena buyurduğu İslam alimlerinin hepsi ve binlerle evliyanın hepsi söz birliğiyle bildiriyor ki cehennemden kurtulacağı müjdelenen bir fırka ehli sünnet ve cemaat denilen alimlerin mezhebidir. Ehli sünnet olmayanlar cehenneme gideceklerdir. Yine bildiriliyor ki mezheplerin telfiki batıldır yani dört mezhebin kolaylıklarını toplayıp, uydurma tek bir mezhep yapmanın, batıl, saçma bir şey olacağını da, söz birliğiyle bildirmişlerdir. Aklı olan kimse, bin seneden beri gelmiş olan İslam alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmain, söz birliğiyle övdükleri, ehli sünnet mezhebine mi uyar, yoksa yüz seneden beri türemiş olan, kültürlü, ilerici din cahillerine mi inanır? Cehenneme gidecekleri hadisi i şeriflerle bildirilmiş olan 72 fırkanın ileri gelenleri, çenesi kuvvetli olanları her zaman ehli sünnet alimlerine rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn saldırmışlar. Bu mübarek Müslümanları lekelemeye yeltenmişler ise de kendilerine ayet-i kerimelerle ve hadisi i şeriflerle cevap verilerek rezil edilmişlerdir ehli sünnete karşı ilim ile başarı sağlayamayacaklarını görünce eşkıyalığa, zorbalığa başlamışlar. Her asırda binlerce Müslüman kanı dökülmesine sebep olmuşlardır. Ehli sünnetin dört mezhebinde bulunan hakiki Müslümanlarsa hep birbirlerini sevmişler, kardeş olarak yaşamışlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş hayatında Müslümanların mezheplere ayrılması, Allahü Teala'nın rahmetidir buyuruyor. 1282 miladi 1865 senesinde doğmuş ve 1354 miladi 1935'te Kahire'de füceten ölmüş olan Reşit Rıza gibi dinde reformcularsa mezhepleri birleştirerek İslam birliği kuracaklarını söylüyorlar. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki bütün Müslümanların tek bir iman yolunda, dört halifesinin doğru yolunda birleşmelerini emir buyurdu. İslam alimleri rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn el ele vererek çalışıp dört halifenin itikat yolunu kitaplara geçirdiler. Peygamberimizin emrettiği bu tek yola Ehli Sünnet ve Cemaat ismini verdiler. Yeryüzündeki bütün Müslümanların bu tek Ehli sünnet yolunda birleşmeleri lazımdır. İslam'da birlik isteyenler, sözlerinde samimi iseler, mevcut olan bu birliğe katılmalıdırlar. Fakat ne yazıktır ki, İslamiyeti içerden yıkmaya çalışan masonlar, İngilizler hep böyle yaldızlı sözlerle Müslümanları aldatmışlar. işbirliği sağlayacağız maskesi altında iman birliğini parçalamışlardır. İslam düşmanları ta ilk asırdan beri İslamiyeti yok etmek için çalışıyorlar. Şimdi de masonlar, komünistler, Yahudiler, Hristiyanlar çeşitli planlarla saldırıyorlar. Cehenneme gidecekleri bildirilmiş olan sapık Müslümanlar da doğru yolda olan ehli sünneti lekelemek, Müslümanları doğru yoldan ayırmak için hile ve iftira yapıyorlar. Böylece İslam düşmanları ile işbirliği yaparak Ehli sünneti yıkmaya uğraşıyorlar. Bu saldırıların öncülüğünü İngilizler yaptı. Bütün imparatorluk kaynaklarını, hazinelerini, silahlı kuvvetlerini, donanmasını, tekniğini, politikacılarını ve yazarlarını bu alçak savaşlarında ileri sürdü. Böylece dünyanın en büyük iki İslam devleti olan ve ehli sünnetin bekçisi bulunan Hindistan'daki Gürganiye ve üç kıta üzerine yayılmış bulunan Osmanlı İslam devletlerini yıktı. Bütün memleketlerde İslam'ın değerli kitaplarını yok etti. İslam bilgilerini birçok yerlerden sildi süpürdü. İkinci Cihan Harbi'nde komünistler yok olmak üzereyken bunların kuvvetlenmelerine, yayılmalarına sebep oldu. Müslümanların mukaddes yerleri olan Filistin'de Yahudi devletinin kurulması için çalışan Siyonizm, Sihyuniye Teşkilatını İngiliz başvekillerinden James Balfour 1917'de meydana getirdi. İngiliz hükümeti bu işi senelerce destekleyip 1366 miladi 1947'de İsrail devletinin kurulmasını sağladı. Yine İngiliz hükümeti Arabistan Yarımadası'nı Osmanlılardan alıp Suud oğullarına teslim ederek 1351 Miladi 1932'de sapık itikatlı Vehhabi devleti kurulmasını sağladı. Böylece İslamiyete en büyük darbeyi vurdu. Vehhabilerin İngilizlerden aldıkları emirlerle Hicaz'daki Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkenceler Kıyamet ve Ahiret kitabının sonunda uzun yazılıdır. Abdülreşit İbrahim Efendi 1328 miladi 1910'da İstanbul'da basılan Türkçe Alemi İslam kitabının ikinci cildinde İngilizlerin İslam düşmanlığı yazısının bir yerinde diyor ki: Hilafeti İslamiyenin bir an evvel kaldırılması İngilizlerin birinci düşüncesidir. Kırım muharebesine sebep olmaları ve burada Türklere yardım etmeleri hilafeti mahvetmek için bir hileydi. Paris muahedesi, bu hileyi ortaya koymaktadır. 1923'te yapılan Lozan sulhünde yaptıkları tekliflerde İngilizler bu düşmanlıklarını açıkça göstermişlerdir. Her zaman Müslümanların başına gelen felaketler hangi perdeyle örtülürse örtürsün hep İngilizlerden gelmiştir. İngiliz siyasetinin temeli İslamiyeti yok etmektir. Bu siyasetin sebebi İslamiyetten korkmalarıdır. Müslümanları aldatmak için satılmış vicdansızları kullanmaktadırlar. Bunları İslam alimi, kahraman olarak tanıtırlar. Sözümüzün hülasası İslamiyet'in en büyük düşmanı İngilizlerdir. Abdülreşit Efendi 1363 miladi 1944'te Japonya'da vefat etti. İngilizler yüzyıllardır İslam memleketlerini kana boyamakla kalmamış İskoç masonları binlerce Müslümanı ve din adamlarını aldatarak mason yapmış, insanlığa yardım, kardeşlik gibi laflarla seve seve dinden çıkmalarına, mürtet olmalarına sebep olmuştur. İslamiyeti büsbütün yok etmek için bu mürtet masonları maşo olarak kullanmışlardır. Böylece Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa gibi masonları İslam devletlerinin yıkılmalarında kullanıldıkları gibi Cemalettin Efgani ve Muhammed Abduh gibi masonlar ve yetiştirdikleri çömezler de İslam bilgilerini bozmaya, yok etmeye alet olmuşlardır. Bu mason din adamlarının yazdıkları yüzlerce yıkıcı, bozucu din kitapları arasında Mısırlı Reşit Reza'nın Muhaverat kitabı Arabi'den çeşitli dillere tercüme edilerek İslam memleketlerine dağıtılmakta, Müslümanların dinlerini ve imanlarını bozmaya çalışmaktadırlar. Ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn kitaplarını okumamış, anlayamamış birkaç genç din adamının da bu akıntıya kapılarak felakete sürüklendikleri ve başkalarının da felaketlerine sebep oldukları görülmektedir. Muhaverat kitabı 88. sayfede bildirilmiştir. Bu kitapta ehli sünnetin dört mezhebine çatılmakta İslam bilgilerinin dört kaynağından biri olan icma-ı ümmet inkar edilmekte. Herkes kitaptan, sünnetten kendi anladığına göre amel etmeli denilmektedir. Böylece İslam bilgilerini kökünden yıkmaya çalışmaktadır. Müslüman kardeşlerimize, bu kitabın bozukluğunu ve zararlarını anlatmak için, Din Adamı Bölücü Olmaz kitabını hazırlayarak, Türkçe, İngilizce ve Arabi dillerinde neşreyledik. Ayrıca, Büyük İslam alimi Abdülgani Nablusi'nin, rahmetullahi teâlâ aleyh, Hülâsetü't-Tahkik, Fi beyan hükmü taklit ve Telfik ve Yusuf bin Ebhani'nin rahmetullahi teala aleyh Hucetullahi alel alemin ve Muhammed Hayat Sindi'nin Gayetü't Tahkik risalesi ve Hint alimlerinden Muhammed Abdurrahman Silheti'nin rahmetullahi teala aleyh Seyfül Ebrar kitaplarının o zararlı kitaba tam bir cevap olduklarını görüp bu dört kitabı da ofset yoluyla teksir ve neşre iledik. Hülasa tüt tahkik sonunda buyuruyor ki, Müslümanlar ya müçtehit olur, yahut içtihat derecesine yükselmemiştir. Müçtehit de ya mutlak müçtehit olur, yahut mukayyet müçtehit olur. Mutlak müçtehidin, başka bir müçtehidi taklit etmesi caiz değildir. Kendi içtihadına uyması lazımdır. Mukayyet müçtehidinse, bir mutlak müçtehidin mezhebinin usullerine uyması vaciptir. Bu usullere uyarak yapacağı kendi içtihadına uyar. Müçtehid olmayanlar, dört mezhepten dilediğine uyar. Fakat bir işi bir mezhebe göre yaparken, bu mezhebin, bu işin sahih olması için şart ettiği şeylerin hepsini yapması lazımdır. Bu şartlardan birini yapmazsa, bu işi sahih olmaz. Bu işin batıl olacağı söz birliğiyle bildirilmiştir. Bir mezhebin daha üstün olduğuna inanması şart değil ise de, herkesin kendi mezhebinin üstün olduğuna inanması iyi olur. Bir ibadeti veya bir işi yaparken, birkaç mezhebi telfik etmek, yani bu işi bu mezheplerin birbirlerine uymayan sözlerine göre yapmak, dört mezhepten çıkmak ve beşinci bir mezhep meydana getirmek olur. Bu iş karıştırmış olduğu mezheplerin hiçbirine göre sahih olmaz, batıl olur. Dini oyuncak yapmış olur. Bunun için havzı kebir'den az olan ve kulleteyn denilen miktardan az olmayan bir suyun içine necaset düşmüş, suyun rengi, kokusu veya tadı değişmemiş olup bu suyla abdest alırken niyet etmez ise ve abdest uzuvlarını sıra ile yıkamaz ve uğmaz ve birbirleri ardı sıra çabuk yıkamazsa ve besmele ile başlamazsa, bunun abdesti, dört mezhep imamlarının hiçbirine göre sahih olmaz. Buna sahih diyen, beşinci bir mezhep uydurmuş olur. Bir müçtehidin dahi, dört mezhebin söz birliğine uymayan, beşinci bir söz söylemesi caiz değildir. Yukarıda ismi geçen Kulleteyn miktarı suyun ne demek olduğu Saadet Ebediyye kitabında uzun bildirilmiştir. Sadrü Şeria Tavdih kitabında diyor ki: Bir işin yapılması için eshab-ı kiramdan iki türlü haber gelmişse sonradan gelenlerin bir üçüncüsünü söylemeleri söz birliğiyle caiz değildir. Her asrın alimleri de eshab-ı kiram gibidir diyenler oldu. Molla Hüsrev rahmetullahi teala aleyh Miratül Usul'de diyor ki bir işin yapılmasında birinci asrın alimlerinden birbirlerine benzemeyen iki haber gelmişse bu iş için üçüncü bir söz söylemenin caiz olmadığı icma ile bildirilmiştir. Her asrın alimlerinin de eshab-ı kiram gibi olduğunu söylemek sahihtir. Celaleyn tefsirinin ilk yazarı Celaleddin Mihalli Suyuti'nin Cemül Cevami'i şerhinde diyor ki: İcmaa muhalefet haramdır. Ayet-i kerime ile men edilmiştir. Bunun için selefin ihtilaf ettiği bir iş için üçüncü bir söz söylemek haram olur. Bir ameli iki veya üç veya dört mezhebin birbirlerine uymayan sözlerine göre yapmak, bu mezheplerin icmağını bozar. Bu ameli bu mezheplerden hiçbirine göre sahih olmaz. Yani telfik caiz değildir. Kasım bin Katlu Bega tasihde diyor ki bir işi iki muhtelif içtihada uyarak yapmanın sahih olmayacağı söz birliğiyle bildirildi. Bunun için abdest alırken başının hepsini meshetmeyen kimse köpeğe değdikten sonra namaz kılarsa bu namazı sahih olmaz. Böyle namazın söz birliğiyle batıl olduğu Şafii alimlerinden Şihabüddin Ahmet bin İmad'ın rahmetullahi teala aleyh Tevkiful Hükkam kitabında da yazılıdır. Yukarıda yazılı kimse başının hepsini meshetmediği için İmam Malik rahmetullahi teala aleyh köpeğe süründüğü için de İmam Şafii rahmetullahü teala aleyh bunun abdesti ve namazı sahih olmaz dediler. Hanefi alimlerinden Muhammed Bağdadi rahmetullahü teala aleyh taklit risalesinde diyor ki başka bir mezhebi taklit edebilmek için üç şart vardır. Birinci şart İbni Hümam tahrirde yazıyor ki kendi mezhebine göre başladığı bir işi başka mezhebe uyarak tamamlayamaz. Mesela Hanefi'ye göre aldığı abdestle Şafii'ye göre namaz kılamaz. İkinci şart İbn Hümam Tahrir kitabında Ahmet bin İdris Karafi'den alarak diyor ki taklid ettiği iki mezhepte bu müleffak işe batıl dememelidir. Abdest alırken Şafii'ye uyarak azalarını uğmaz ve Malikiye uyarak nikah ile alması caiz olan kadına dokunursa, bu abdestle kıldığı namaz, bu iki mezhebe göre de sahih olmaz. Üçüncü şart, mezheplerin kolaylıklarını toplamamalıdır. İmam-ı Nevevi ve birçok alimler bu şarta çok ehemmiyet vermektedir. İbni Hümam, bu şartı bildirmemiştir. Hasan Şenbilali, Iktül Ferit de diyor ki, Hanefi'ye uyarak, Velisiz veya malikiye uyarak şahitsiz yapılan iki nikahtan her biri sahih olur. Fakat hem velisiz hem de şahitsiz olan bir nikah sahih olmaz. Avamın bu şartı gözetmesi çok güç olduğundan cahillerin başka mezhebi zaruret olmadan taklid etmeleri men edilmiştir. Bir alime sorup öğrenmeden taklid etmeleri sahih olmaz denilmiştir. Muhammed Bağdadi'nin yazısı burada tamam oldu. İsmail Nablusi rahmetullahi teala aleyh Dürer şerhini şerh ederken İktül alarak diyor ki insanın bir mezhebe bağlı kalması şart değildir. Başka mezhebi taklit ederek de işini yapabilir. Fakat bu iş için o mezhepte olan şartların hepsini yerine getirmesi lazımdır birbirine bağlı olmayan iki işi başka iki mezhebe uyarak başka türlü yapabilir. Başka mezhebi taklit ederken şartların hepsini yapmak lazım demek telfikin sahih olmadığını bildirmektedir. Hanefi alimlerinden Abdurrahman İmadi rahmetullahi teala aleyh Mukaddime kitabında diyor ki bir kimse zaruret olunca başka üç mezhepten birini taklit edebilir. Fakat o mezhebin bu iş için bildirdiği şartların hepsini de yapması lazımdır. Mesela Hanefi mezhebinde olan bir kimsenin Şafii'yi taklit ederek necaset bulaşmış kulleteyn miktarı sudan abdest alırken niyet etmesi ve tertibi gözetmesi ve imam arkasında Fatiha okuması ve tadil erkanı muhakkak yapması lazımdır. Bunları yapmazsa namazının batıl olacağı söz birliğiyle bildirilmiştir. Başka mezhebi taklid için zaruret halinde olmasını yazması lazım değildi. Burada zaruret demekle ihtiyacı bildirmiş olmaktadır. Çünkü alimlerin çoğuna göre insanın daima aynı bir mezhebe uyması lazım değildir. Kendi mezhebine uyarken haraç, meşakkat hasıl olursa başka mezhebi taklit edebilir. Bu yazılarımız telfikin sahih olmadığını göstermektedirler. İbn Hümam'ın Tahrir kitabında telfikin sahih olduğunu gösteren bir yazı yoktur. Muhammed Bağdadi ve İmam Münavi İbn Hümam'ın Fethül Kadir kitabında içtihat ve burhan ile başka mezhebe nakletmek günahtır. Böyle kimse tazir olunur içtihat ve burhan olmadan nakl ise daha fenadır. Nakl, işlerini, ibadetlerini başka mesebe göre yapmaktır. Naklettim demekle olmaz. Buna vaat denir. Nakl denmez. Böyle söz vermekle o mezhebe tabi olması vacip olmaz. Bilmediğinizi bilenlerden sorunuz. Ayet-i kerimesi alim olduğu bilinen, çok zannolunan kimseden hüküm istemeyi emretmektedir. Alimlerin mezhep değiştirmeyi yasak etmeleri, mezheplerin kolaylıklarını toplamayı önlemek içindir. Alimlerin çoğuna göre her Müslüman başka başka işlerinde kendine kolay gelen içtihada uyabilir dediğini bildirdiler. Bir cahil İbn Hümam'ın her Müslüman her işinde kendine kolay gelen içtihada uyabilir sözü telfikin sahih olduğunu gösteriyor derse, bu anlayışı yanlıştır. Çünkü o söz, bir işin hepsini bir mezhebe göre yapmayı gösteriyor. Bir işi çeşitli mezheplere uyarak yapmayı göstermiyor. Bunu anlayamayan mezhepsizler ve dinde reformcular, i̇bn Hümam'ı kendilerine yalancı şahit gösteriyorlar. Halbuki İbn-i Hümam, tahrir kitabında telfikin caiz olmadığını açıkça yazmaktadır. Dinde reformcular İbn Nüceym'in rahmetullahi teala aleyh Kadihan fetvasında vakf toprak gaben-i fahişle satılırsa Ebu Yusuf'e göre gaben-i fahiş olduğu için caiz olmaz. İmam-ı Azam'a göre ise vakf görevlisinin satış için yaptığı vekilinin gaben-i fahişle satması caiz olur diyor. Ebu Yusuf'e göre vakfın istibdal yoluyla satılması Ebu Hanife'ye göre de vekilin gaben fahişle satması caiz olup iki içtihat birleştirilerek bu satış sahih olur. Yazısını telfikin sahih olacağına misal gösteriyorlar. Halbuki buradaki telfik bir mezhep içinde olmaktadır. İkisinin de sözleri aynı usulden çıkmıştır. İki mezhebin telfiki böyle değildir. İbnü Hüceymin telfika caiz demediği Kent kitabına yaptığı Bahrur Raik şerhindeki başka mezhepteki cemaate imam olanın o mezhebin şartlarına da uyması lazımdır sözünden de anlaşılmaktadır. Hülasetü Tahkik sonundan tercüme tamam oldu. Hindistan alimlerinden Muhammed Abdurrahman Silheti rahmetullahü teala aleyh Seyfül Ebrar'il Meslul Alel Füccar kitabında Farisi olarak buyuruyor ki, Allame Hafız Hasan bin Muhammed Tayyibi, Mişkat şerhinde, kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Hadisi i şerifini açıklarken, mezheplerin kolaylıklarını toplayan zındık olur demiştir. Tayyibi, 743, miladi 1343'te Şam'da vefat etmiştir. Seyfül Ebrar kitabının birinci baskısı, 1300, miladi 1882 senesinde Hindistan'da yapılmıştır. Hakikat Kitabevi tarafından 1415 miladi 1994'te yeniden tabedilmiştir. edilmiştir. Demek oluyor ki 1. Her Müslümanın bir ibadet, bir iş yaparken dört mezhepten birine uyması lazımdır. Dört mezhebin alimlerinden başka bir alime uymak caiz değildir. 2. Her Müslüman kendine kolay gelen dilediği bir mezhebe uyabilir. Bir işini bir mezhebe, başka işini başka mezhebe göre yapabilir. 3. Bir işi çeşitli mezheplere uyarak yapmaya gelince o mezheplerden birinde bu işin sıhhati için şart olan şeylerin hepsini yapmak lazımdır. Bu iş bu mezhebe göre sahih olur. Buna takva denir. Çok iyi olur. Bu mezhebi taklit etmiş, diğer mezhepleri de gözetmiş olur. Bir mezhebi taklit etmek, bunun bütün şartlarını yerine getirmekle caiz olur. Bir ibadeti, bir işi uyduğu mezheplerin hiçbirine göre sahih olmaz ise, buna telfik denir. Telfik, hiçbir suretle caiz değildir. 4. İnsan, seçtiği mezhebe her zaman bağlı kalmaya mecbur değildir. Dilediği zaman başka mezhebe nakledebilir. Bir mezhebe tabi olmak için bu mezhebin fıkıh bilgilerini iyi öğrenmek lazımdır. Bu da ilmihal kitaplarından öğrenilir. Bunun için hep bir mezhebe bağlı kalmak kolay olur. Bir mezhepten ayrılıp başka mezhebe intikal etmek veya herhangi bir işte başka mezhebi taklit etmek güçtür. Başka mezhep ancak ihtiyaç halinde yani haraç bulununca ve bütün şartlarına uyarak taklit edilebilir. Başka mezhebinde fıkıh bilgilerini öğrenmek güç olduğu için cahillerin yani fıkıh bilgisi olmayanların başka mezhebi taklit etmelerini fıkıh alimleri men etmişlerdir. Mesela Bahrül Fetavada Hanefi mezhebinde olanın yarası durmadan aksa her namaz vaktinde abdest alması güç olsa Şafii mezhebine uyarak namaz kılması caiz olmaz denilmektedir. Çünkü Şafii mezhebinin şartlarına da uymayınca namazı sahih olmaz. İbn Abidin tazir bahsinde bunu geniş anlatmaktadır. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn cahillerin ibadetlerini fesattan korumak için haraç yani meşakkat olmadıkça mezhep taklid etmelerine izin vermemişlerdir. Tahtavi Dürrül Muhtar haşiyesinde Zebayih kısmında diyor ki: Tefsir alimlerinden bazısı buyurdu ki Ali İmran suresinin 103. Allah'ın ipine sarılınız ayeti kerimesi fıkıh alimlerinin bildirdiklerine sarılınız demektir. Fıkıh kitaplarına uymayanlar dalalete düşer ve Allahü Teala'nın yardımından mahrum kalır ve cehennem ateşinde yanar. Ey iman sahipleri bu ayeti kerimeyi düşünerek cehennemden kurtulacağı müjdelenmiş olan ehli sünnet ve cemaat fırkasına sarılınız. Çünkü Allahü Teala'nın rızası, yardımı bu fırkadan olanlaradır. Bu fırkadan olmayanlara Allahü Teala gadab edecek, cehennemde azap yapacaktır. Ehli sünnet olmak için dört mezhepten birini taklit etmek lazımdır bu dört mezhepten birine uymayan kimse ehli sünnet değildir. 73 fırkadan yalnız biri ehli sünnettir. Diğer 72 fırka bidat sahibidir. Cehenneme gidecektir. Bunlara dinde reformcu denir. Zındık olmaktan kurtulmak için bir mezhebe girmek yani ehli sünnet olmak lazımdır. Dört mezhebin kolaylıklarını toplayan kimse dört mezhepten hiçbirine uymamış, ehli sünnetten ayrılmış olur. Mezhepsiz olur. Görülüyor ki, dört mezhepten hiçbirine uymayan kimse, mezhepsizdir. Dört mezhebi telfik eden, yani dört mezhebi karıştıran, mezhepsizdir. Dört mezhepten yalnız birini taklit ediyor ise de, bir inanışı ehli sünnet itikadına uymuyor ise, bu kimse de mezhepsizdir. Bu üç kimse ehli sünnet değildir. Bidat sahibidirler. Dalalet yolunu taklit etmektedirler. Hakiki Müslümanlarsa dört mezhepten birini yani hak yolu taklid ederek ehli sünnet olmaktadır. Dört mezhebin iman bilgileri aynıdır. İbadetlerinde ufak ayrılıklar var ise de bu farklar Allahü Teala'nın rahmetidir. Herkes dört mezhepten kendine kolay geleni seçer. İlm olmazsa din sıyrılıp kalkar aradan. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya çalışmalı baştan başa millet. Kafi değil mi yoksa bu son dersi felaket? Bu felaket dersi neye mal oldu düşünsen, beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden son olaylar ne demektir bilsen ne demektir gelmezse eğer kendine millet gidecektir zira yeni bir sarsıntıya pek dayanılmaz zira bu sefer uyku ölümdür uyanılmaz ahlakı düzeltip fenne çok çalışmak lazım dine bağlı Atomla silahlı er olmak lazım. Din bilgisi, harp gücü ileri olmak gerek. İkisidir ancak millete huzur verecek. Başka sözlere artık aldanma, aç gözünü bu ikisi edecektir. Mahşerde ak yüzünü